Gelin Evi'nin 26. haftasından hepinize merhaba. Yarışmacılarımızı tanıştırmak üzere bir alışveriş merkezinde bir araya getirdik. İkramda yoktur, üstüme güvenirim. Ben zevkime. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. 5 kişi olmamız gerekmiyor muydu? Belki yoldadır, gelecektir. Belki de korkmuştur bizi görünce. Bir dış sese soralım bakalım. Nerede kaldı 5. gelinimiz? Özge Hanım'ın sınavı olduğu için pazartesi size katılacak hanımlar. Olsun. 1. gün tanışacağız. Kaç yıldır evlisiniz? 3,5 yıl. Siz? Ben 2 yıldır evliyim. Merhabalar, ben Didem Gökmen. 28 yaşındayım. 2 yıllık evliyim. Eşim de ben de Tokatlıyım. 2 ay öncesine kadar özel bir hastanede başhekim asistanlığı yapıyordum. 2 aydır şu anda ev hanımıyım. İstanbul Beylikdüzü'nde oturuyorum. İzliyordum, hoşuma gitti, katılmak istedim. Bir neşe katar diye düşündüm. Renk versin hayatıma istedim, bir anım olsun istedim. Evime güveniyorum, kendime güveniyorum, nişanlıma, gelinliğime güveniyorum. Bir tek çeyizime güvenmiyorum ama yine de yarışmayı ben kazanacağım. Özge Hanım, bilmiyoruz ama herhalde en yeni evli benim. Benimki daha 11 ay oldu. Öyle mi? Daha yeni, taze gelin. Merhaba, ben Nihal Güler. 29 yaşındayım. 11 aylık evliyim. Tekirdağ Çorluluyum. Eşim de Bulgaristan göçmeni. 2 hafta öncesine kadar satış pazarlama yapıyordum. Şu an ev hanımıyım. İstanbul Güneş'ten katılıyorum. İzlerken eğlenceli bir program olduğunu gördüm. Ben de bu programın bir parçası olmak istedim. Ev dekorasyonuma güveniyorum. Sıcak ve samimi biri olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden kazanacağımı düşünüyorum. Çocuğunuz var mı? Evet, 18 aylık bir kızım var. Merhaba, ben Gülen Güler. 29 yaşındayım. 2,5 yıllık evliyim. 18 aylık Zeynep adında bir kızım var. Ben Gümüşhaneliyim. Eşim Balıkesirli. Programın sıkı takipçisiydim. Benim neyimi eksikledim ve katıldım. Kendime güvenim tam, altınları ben kazanacağım. Didem Hanım, memleketiniz neresi? Tokatlıyım ben. Ben Ankaralıyım. Öyle mi? Evet. Merhaba, adım Bihter Söker. Yarışmaya İstanbul Esenyurt'tan katılıyorum. Memleketim Ankara. 22 aylık kızım var, ismi İdil. Programı izliyordum. Ben de bu yarışmaya katılabilirim diye düşündüm ve başvurdum. Bana hepimiz sanki farklı memleketlerdeniz ya, yörelerimiz de çok farklı. Çok farklı şeyler izleyecekmişiz gibi geliyor. Yeni şeyler öğreneceğiz gibi geliyor bana da. Yaşayarak göreceğiz bence. Bence de. Kısa bir tanışmanın ardından kimin hangi gün ev sahibi olacağı kurayla belirlenecek. Gelin evinde kuralar çekiliyor ve yarışma heyecanı başlıyor. Ne gün yarışmak istiyorsunuz kızlar? Açıkçası ben haftanın ilk günü yarışmak istiyorum. En azından ikinci gün, diğer günlerde stresimi, o gerginliği atmış olmak istiyorum ama bakalım ne çıkacak. Ben kesinlikle ilk günü tercih etmek istemezdim. İlk günü ben de tercih etmek istemiyorum. Çok heyecanlanırım diye düşünüyorum. İlk tecrübe olacak sonuçta. Çok mutlu oldum. İstediğim bir gündü. Gönlüme göre verildi. Ben çok şanslıyım sanırım. İstediğim oldu. Çok iyi oldu. Süper oldu. Son. Evet, son. Ben de Özge Hanım'ın dolayısıyla perşembedir ama yine de bir açıp emin olalım. Perşembe günü de Özge Hanım'ın. Kimin hangi gün ev sahibi olacağı belirlendikten sonra yeni gelinlerimiz finalde sadece birinin sahibi olacağı altınları almaya gidiyorlar. Gelin evinden geliyoruz biz. Altınlarımız sizdeymiş, onları teslim almaya geldik. Altınlarımız bize teslim edildi. Takdim edeyim tek tek. Teşekkür ederim. Hanımlar, cuma günü onları sizlerden geri toplayıp haftanın en şahane gelinine vereceğiz, tekrar hatırlatalım. Çok şık duruyor bilekte. İnşallah ben kazanırım. Altınları görünce sanırım iddiamı biraz daha arttırıyorum. Ben de bana uğur getirmesi için altın rengi şalımı taktım. İnşallah uğur getirir. Neyse, şimdilik takın o zaman. Son gün ben hepinizden toplarım. Çok iddialı oldu bu. Evet, sesleri çıktı altını görünce ama bunların hepsi benim olacak dememe gerek yok artık. Arkadaşımızın bugün sınavı vardı. Diğerini o zaman ekibe teslim edelim. Tabii, arkadaşınızın hediyesini ekibimize teslim ederiz. Tamam, teşekkürler. Katılım hediyeleriniz de bize geldi. Onları da size takdim edelim. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Hanımlar, cuma günü onları sizlerden toplayıp haftanın en şahane gelinine vereceğiz, tekrar hatırlatalım.
Teşekkürler. 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 Başarılar dileriz. Sağ olun. Günler. Sağ olun. Kolay gelsin. Gelinlerimiz pazartesi günü Nihal Hanım'ın evinde buluşmak üzere ayrılıyorlar. 26. haftanın ilk gününde İstanbul Güneşli'de oturan Nihal Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Gelin evi arabamız gelinlerimizi Nihal Hanım'ın evine getiriyor. Nihal Hanım. Buyurun. Haftanın ilk günü ev sahibimiz sizsiniz. Neler hissediyorsunuz acaba? Çok heyecanlıyım. Arkadaşları sabırsızlıkla bekliyorum. Peki konuklarınız için neler hazırladınız Nihal Hanım? Bir sürü hazırlık yaptım. İnşallah arkadaşlar yaptığım hazırlıkları beğenirler. Beğenirlerse çok mutlu olacağım çünkü. Peki Nihal Hanım, nasıl bir hafta geçireceğiz dersiniz? Umarım her şey güzel geçer. O zaman buyurun konuklarınızı karşılayın Nihal Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alayım merhaba. Ben. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizinle yeni tanışıyoruz. Evet, ben o gün gelememiştim. Sınavım vardı. Buyurun. Özge ben bu arada. Çok memnun oldum Özge Hanım. Ben de Nihal. Ben de memnun oldum. Nihal Hanım. Buyurun. Konuklarınız geldiler ama heyecandan olsa gerek getirdikleri hediyeyi unuttular baksanıza. Evet, ilk gün herkes çok heyecanlı. Kendi hediyenizi kendiniz götürün en iyisi. Evet, ben götüreyim de açalım içinde ne var çok merak ediyorum çünkü. Nihal Hanım, siz elinizdekileri asarken biz de gelinlerimizin yanına geçelim. Gelin evinde 26. haftanın ilk gününde neler oluyor? Çok karışık renkleri sevmiyorum. Aksesuarlarınıza bakıyorum, yeterince renk kullanmışsınız. Koltuklar sanki biraz hani... Ben de evde kullanıyorum. Görsel açıdan hani bu biraz kaba geldi bana. Gelinlerimiz Nihal Hanım'ın yatak odasını beğeniyorlar mı? Fark etmediniz ama benim ayak ucu pufum... Şimdi ben seviyorum moru. Fakat neden perdelerinizi mesela gri kullandınız? Ben halıyı biraz uyumsuz buldum. Arkadaşların fikrine katılıyorum. Nihal Hanım'ın mutfağına hangi yorumlar yapılıyor? Ocağın yanına bir şey koymaya ihtiyaç duymadım. Daha çok fazla dolap olduğu için. Kavanozları görüyorum orada. Çok fazla dolap varsa hani neden yerleştirmediniz? Nihal Hanım eşiyle nasıl tanışmış? 1,5 ay her görüşmeye şey diyerek gittim. Bu sefer ayrılacağım. Biz hiç anlaşamıyoruz. Hani birbirimize hiç uygun değiliz diye gittim. 1,5 ay sonra teyzem şey dedi. Böyle sahilde yürüyoruz. Böyle adamın bir tanesi tekneden elini uzattı. Adam elini uzatıyor ve eşim yani hiçbir şey demiyor. Ne alaka dedim. Kaptanların evlendirme gibi bir yetkisi varmış ya. O da bize öyle jest yaptı. Çok ağladım. Ne olursa olsun biz senin arkandayız dedi ya. Bak şu an tekrar ağlayabilirim. Annemle babam İstanbul'da yaşamıyorlar. O yüzden ben hani burada tek gibiyim. Gelinlerimiz Nihal Hanım'ın düğün görüntülerini beğeniyorlar mı? Ben hiç hoşlanmadığım için bir de o an hani çok heyecanlı bir an zaten. Sizi çok gergin gördüm ama. Böyle bir nefesinizi tutmuşsunuz. Evet. Gelinlik mi rahat değildi yoksa heyecan mı? Nihal Hanım'ın albümlerine yorumlar neler oluyor? Şimdi şu fotoğrafları biraz gereksiz buldum. Fotoğrafta gözünüzü kapalı yakaladım. Olmasaydı olurmuş dediğim burada alt alta. Az sonra gelin evinde. Evet hanımlar, haftanın ilk günü başladı. Heyecanlı mısınız bakalım? Evet, çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. İlk günün verdiği bir heyecan var. Ev sahibi bizden daha heyecanlıdır ama. Kızlar siz bana heyecanlı diyorsunuz ama siz benden daha heyecanlısınız sanırım. Çünkü hediyeyi kapıda unutmuşsunuz. Nihal Hanım, açmadan önce bir tahminde bulunsanız. Tahminim de yok. Büyük bir şey var içinde ama ne oldu? Ses de çıkartıyor ama ne aldınız acaba? Bihter Hanım, biraz ipucu verir misiniz Nihal Hanım'a? Seni düşünerek aldığımız bir hediye. Sepet gibi bir şey var sanırım içinde ama böyle bir sallanıyor. Sepetin içinde bir şeyler olabilir mi? Belki, aç istersen. Açayım. Bakalım gelinlerimiz Nihal Hanım'a ne almışlar? Gelinlerimiz Nihal Hanım'a portatif çekmeceli dolap almışlar. Ne kadar paketlemişsiniz açmayayım diye herhalde. Bayağı uğraştık paketlerken. Sanırım bu bir çekmece.
Ama mutfağıma da çok uygun. Mutfağım da beyaz benim. Böyle bir çekmeceye de ihtiyacım vardı açıkçası. Çünkü mutfağımda çok az çekmece var. Hediyemi beğendim ama kullanır mıyım emin değilim. Bilmiyorum. Yani mutfağımda zaten yeterince dolap var. Onu kullanabileceğim bir yer var mı bilmiyorum. Çok iyi olmuş. Çok iyi düşünmüşsünüz. Güle güle. Güle güle. Çok teşekkür ederim. Kızlar ben bunu çok merak ettim. Kuralım mı isterseniz? Olur. Bakalım nasıl duracak. Bir kuralım. Şöyle çıkalım. Hadi bakalım hanımlar. Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet. Şu herhalde bunlar yanları. Şunları şöyle yapıyoruz. Ben ayakları bence alıyorum. Onlar ayakları. Sanırım bunlar böyle geçecek. Hanımlar, kayınvalideleriniz de izliyor unutmayın. Ona göre çabuk kurun şu dolabı. Evet, kayınvalidelerimiz izliyor. Umarım bizi beğenirler ama hiç sanmıyorum bu gidişle beğeneceklerini. Evet. Çok zorlanıyoruz. Hanımlar, bekarken bu dolabı kurmaya kalksaydınız evde mi kalırdınız acaba? Kalırdık herhalde. Bu erkek işi bence. Bence de bu erkek işi. Biraz kas gücüne ihtiyacımız var sanırım bunu yapmak için. Plastik parçaları birbirine monte edeceksiniz hanımlar. Kas gücü falan istemiyor. Didem Hanım, sizin eliniz bu işlere daha yatkın gibi. Bu işleri benim evimde ben yaparım. Eşim duymasın ama baba evinde bu işler benden sorulurdu. Badana konusunda erkeklere taş çıkartırım diyorsunuz yani Didem Hanım. Taş çıkartırım. Hanımlar, aranızda badana yapan bir rakibiniz var. Ne diyorsunuz? Tehlikeli rakip badana yapabiliyorsa. Didem. Kapağını da taktık mı? Sonunda gelinlerimiz dolabı başarıyla kuruyorlar. Herhalde bir tek... Nihal Hanım, o parçalar ne peki? Fazla parçalar. Fazla parça koymuşlar içine. Bizlik bir durum değil. Sizden kaynaklanan bir durum yok yani Nihal Hanım. Kesin üretici firmanın bir hatası var. Hediyeyi beğendiğini düşünüyorum ama kullanabileceğini düşünmüyorum. Bence gösteriş için beğendi sadece veya kibarlık olsun diye. Kızlar hazır ayaktayken ne içeceğinizi de sorayım size. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size. Ben bir meyve suyu alabilirim. Tabii siz. Ben bir Türk kahvesi, orta şeker. Siz? Ben sade Türk kahvesi. Ben de orta Türk kahvesi rica ediyorum. Tamam. Ben şunları düşürmeden hemen çekmecenin içine koyayım. Şunu kaldırıp hemen geliyorum kızlar kahvelerinizle. Nihal Hanım dolabı kucakladığı gibi mutfağa gidiyor. Hediyemi şöyle bırakayım. Hemen kahvelerimi yapmaya başlayayım. Hediyesini mutfağa koyan Nihal Hanım kahveleri hazırlamaya başlıyor. Kolay gelsin Nihal Hanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah kahveler köpüksüz olmaz. Siparişleri hatırlıyor musunuz Nihal Hanım? Evet hatırlıyorum. Bir karışıklık olmaz inşallah. Yok olmaz. İnşallah olmaz. Gelin evinin ilk günü sizce nasıl başladı Nihal Hanım? İnsanın evine hiç tanımadığı misafirlerinin gelmesi insanı biraz heyecanlandırıyor. Hediyenizi gerçekten beğendiniz mi peki? Aldıkları hediyeyi de çok beğendim. Birlikte de kurduk. Eğlenceli de oldu. Gerçi biraz zorlandık kurarken ama çok güzel bir hediyeydi. Ben çok beğendim aldıkları hediyeyi de. O zaman buyurun kahvelerinizi hazırlayın Nihal Hanım. Bakalım gelinlerimiz salonda ne durumdalar? Hanımlar, Nihal Hanım hediyenizi beğendi mi gerçekten? Bence beğendi. Beğendi, bence evet. Beğenmiş. Kullanacağını beğenmiştir. Düşünüyorum. Bihter Hanım, hediyeyi kurarken Didem Hanım için tehlikeli bir rakip dediniz. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Küçük bir espriydi. Aslında korkmadım. Korkmalı mı yani Didem Hanım? Yok, korkması gerekmiyor. Görelim, görelim. Peki hanımlar, kahveler nasıl gelir dersiniz? Bence güzel gelir. İnşallah bol köpüklü olur. Umarım. Benim meyve suyu köpürmez inşallah. Bakalım kahveler nasıl gelecek kızlar? Buyurun hanımlar, kahveleriniz geldi. İşte Nihal Hanım da kahvelerle geliyor hanımlar. Bakalım Nihal Hanım'ın kahveleri beğenilecek mi? Afiyet olsun kızlar. Umarım kahveyi beğenmişsinizdir. Elinize sağlık. En güzel olmuş. Bihter Hanım, kahve istediğiniz gibi bol köpüklü olmuş mu? Evet, bol köpüklü ve güzel olmuş Nihal Hanım. Afiyet olsun. Kahveleri karıştırmadım herhalde. Yok, sade değil mi kahve? Heyecandan karıştırmış olabilirim tabii. Peki fincan takımını nasıl buldunuz hanımlar? Fincanlarınız
Çeyizinizden mi? Evet, yoksa? Çeyizimden. Zaten sunumda da göreceksiniz yemek takımlarımın fincanları. Evet. Çok da severek kullanıyorum. Sıra geliyor dekorasyon yorumlarına. Nihal Hanım, salonu dekore ederken nelere dikkat ettiniz acaba? Çok karışık renkleri sevmiyorum. Olabildiğince az renkli olmasını istedik. Çok fazla renk sevmiyorum diyorsunuz ama aksesuarlarınıza bakıyorum, yeterince renk kullanmışsınız. Birbirini tamamlayan renkler kullandım. Hani patlayan şey tablo şu an duvarda da, eşyalar değil. Özellikle tablonun patlamasını istedim zaten. Tabloyu kendiniz mi aldınız? İnternetten ben kendim beğendim. Tablonuzun fiyatı nedir Nihal Hanım? Onun fiyatı 300 lira. Tabloya ben bayıldım. Tablo çok güzel. Ben. Evet. Evin renk uyumu da benim hoşuma gitti ama şöyle bir şey var. Koltuklar sanki biraz hani kaba geldi bana. Hani sakın tabiri caizse yanlış anlamayın. Koltuklar daha böyle bir kibar ve biraz daha böyle kabalığı biraz daha zarif olsaydı sanki ev daha bir ferah, daha bir geniş görünürdü diye düşündüm. Fiyatı nedir? 2700 lira. Bihter Hanım'dan salon halısına nasıl bir yorum gelecek bakalım. Halınızın rengi de koltuklarınıza uyumlu. Renk geçişleri çok güzel. Gri, hafif beyazlar, maviler var. Uyumlu olmuş. Aydınlatma için ne söyleyeceksiniz Özge Hanım? Ben aydınlatmaları beğendim. Benim evimde de böyle bir aydınlatma var LED olarak. Güzel durmuş evine. Aydınlatmanın böyle olmasını siz mi istediniz Nihal Hanım? Benim tercihim değil. Eşimin zevki aslında o. Ben yaptırmadım. Biz tanışmadan önce yaptırmış. Ama ben de severek kullanıyorum. Fiyatı nedir acaba? Üçünün toplamı 400 lira gibi bir şey tuttu herhalde. Gülen Hanım, Nihal Hanım'ın perdelerini beğenecek mi bakalım? Ben tüllerinizi çok beğendim. Kenardaki kanatları da çok beğendim. Renklerin uyduğunu düşünüyorum. Bence uyumlu olmuş. Ne kadar aldınız? Yatak odası hariç mutfak var. Oturma odası var, iki kanat. Bir de burası 1700 lira tuttu. Çok uygun. Evet, uygun gerçekten. Kesinlikle. Bakalım Nihal Hanım'ın televizyon ünitesine hangi yorumlar gelecek? Televizyon ünitesini sade seçmişsin, güzel. Hoşuma gitti. Zaten onların yanında da sade bir şey olması daha doğru olurdu. Zaten onlar göze geliyor. Ama aksesuarlarını çok fazla mı buldum bilmiyorum. Sanki televizyon izlerken gözü çok mu yorar? Çünkü insanın dikkatini çekiyor. Benim bulunduğum yerde televizyon izlediğin zaman hani çok bir göz yoran şeylerin olmaması gerektiğini ben düşünüyorum tabii. Dış sesten rica edelim matruşkaları. Matruşkaları mı merak ettiniz Gülen Hanım? Tabii hemen veriyorum, buyurun. Ben bir başka bir şey daha bularak geldim hanımlar. Bakmak ister misiniz? İki takım matruşka görüyorum ünitede. Yani iki takım çok fazla değil mi? Onlar hediye olduğu için açıkçası kullanmak istedim. Hani eve de uydukları için beni çok rahatsız etmedi. Bu nazar boncuğuna gelince de ben bunu ilkokulda kendim yapmıştım. Bu yılbaşı ağacı da mı sana ait? Evet, o yılbaşı ağacı da bana ait. Bu çok kısa süren bir şey de bu çok uzun sürüyor. Bu yaklaşık biz evet. Okulda 2,5-3 ayda yapmıştık. Nihal Hanım, el işlerini seviyorsunuz anlaşılan. Evet, ben biraz el işlerine meraklıyım açıkçası. O yüzden böyle kendi yaptığım şeyleri de kullanmayı seviyorum açıkçası. İlkokulda yaptığı ağaçları saklaması çok hoş. Burada birkaç tane aksesuar görüyorum. Özge Hanım'ın gözüne ne çarptı acaba? Nihal Hanım, mum kullanmayı seviyorsunuz galiba. Evet. Mum kullanmayı seviyorum. Evet, bu nedir? Bunu pek anlayamadım açıkçası. Bayağı cam işçiliği var evet, içinde. Çok bir aksesuar. Bayağı da ağır bir şey. Ben duvardaki fotoğrafı öğrenmek istiyorum. Çok uzak kalmamış mısınız? Yani yüzleriniz belli olmuyor fotoğrafta.
veya neden o fotoğrafı tercih ettiniz? Başka bir sürü fotoğraf vardı ama en doğalı bu olduğu için o yüzden birbirimize çok güzel baktığımı düşünüyorum orada. O yüzden onu tercih ettik. Ya en azından biraz daha fotoğrafçı onu büyüterek ince uzun bir halde bassaydı daha hoş olurmuş gibi geldi. Nihal Hanım, yorumlar bitti galiba. Hadi başlayalım isterseniz gezmeye evimi. Tabii. Buyurun. Bakalım ev gezmesinde gelinlerimiz nereye gidecekler? Gelinlerimiz Nihal Hanım'la yatak odasına geliyorlar. Hanımlar yatak odama da hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Beğendiniz mi? Nihal Hanım'ın yatak odası nasıl bulunacak acaba? Kızlar ben yatak örtüsüyle ilgili yorum yapmak istiyorum. Örtüde fazla aksesuar göremedim. Sadece iki tane yastığı var. Bir de mobilyalarınız beyaz. Yatak örtüsünün rengi daha krem tonlarda. Hani neden o şekilde seçtiniz? Beyazını aradım ama maalesef olmadı. Yatak örtüsü perdelere ve mobilyalara daha uyumlu olabilir. Didem Hanım, siz yatak örtüsü için ne söyleyeceksiniz? Burada taşlar kullanılmış. Avizede yine aynı şekilde. Yatak örtüsünün ayrı bir aksesuarı olması bence gerekmiyor. Daha sade, daha şık duruyor bence. Zaten abartı şeyleri, aksesuarları var. Onun sade olması bence daha doğru. Günlük kullandığınız bir takım mı yoksa hani çeyizinizin bir parçası mı? Açıkçası bunu günlük kullanmıyorum. Kullanması gereken bir şey çeyize ait olduğu için. Evet. Fiyatını öğrenebilir miyiz? 550 liraya almıştım. Dolabınızı göremedim. Kıyafet odanız olduğu için mi yoksa? Giyinme odam olduğu için ekstra bir gardıroba ihtiyaç duymadım açıkçası. Çünkü bütün eşyalarım zaten orada. Evet. Giysi odasını merak etmiyor musunuz hanımlar? Giyinme odasına bakabilir miyim? Tabii buyurun bakabilirsiniz. Burası da benim giyinme odam. Bakalım Özge Hanım giysi odasını nasıl bulacak? Bu dolapların kapakları yok mu? İçerisi toz falan olmuyor mu? Tabii biraz tozlanıyor ama hepsinin altında örtü var. Onlara uygun örtü yaptık. Şöyle oluyor, böyle kapak olmadığı zaman sürekli derli toplu olmak zorunda kalıyorsunuz. Dağılsa bile hani dağıt bazen hani insanlık hali dağılabiliyor. Dolabın kapağını kapatıp görmezden gelebiliyorsunuz ama burada öyle bir şansınız yok. Her evet. zaman toplu olmak zorunda. Tabii sürekli topluyorsunuz sonuçta. Evet çünkü... Bu daha düzenli hale getiriyor insanı ama. Güzel bir bakış açısı. Özge Hanım, gardırop yerine giysi odası olması iyi bir fikir mi? Giysi odası çok güzel fikir. Keşke dolapların kapakları olsaydı. Peki çalışıyorum dediniz. Sürekli böyle düzenli misiniz yoksa biz geliyoruz diye mi düzelttiniz? Açıkça söyleyeyim. Siz geliyorsunuz diye hiç bir farklılık, bir değişiklik yapmadım. Normalde de düzenli tutuyorum zaten. Bu arada yatak odası takımlarımız aynı diyebilirim. Yatak odasında aynı mobilyaları kullanmışız. Tek farkı rengi. Ben 3 yıl önce 4000 liraya aldım. Siz bu takımı dolapsız olarak ne kadar aldınız? Yatakla birlikte 3000 liraya geldi. Yatak odası takımını biraz pahalıya almış galiba. Benimki gardırobu olduğu halde 4000 liraydı. Bakalım gelinlerimizin perde yorumları neler olacak? Mor renk bence güzel bir seçim. Ben seviyorum moru. Fakat neden perdelerinizi mesela gri kullandınız? Morla grinin uyumunu ben pek göremedim ama hani daha mı önce aldınız? Nasıl bir seçimdi bu? Yatak başı zaten komple mor olduğu için bir de perdeleri mor yapsaydım çok karartacağını ve kapatacağını düşündüm. Özge Hanım, siz perdeleri nasıl buldunuz? Bütün perdelerinizi gri olarak gördüm. Farklı bir ton kullansaydınız sanki daha iyi olurdu. Hani yine sizin tercihiniz ama. Tabii zevk meselesi. Ben burada da 3 renk kullandım. Gri, mor ve beyazı kullandığım için mor perdeyi açıkçası uygun görmedim. Peki perdelerinizin fiyatı nedir Nihal Hanım? Perdelerin fiyatı 1200 lira sadece. Yatak odasının perdesi mor veya eflatun olmalı.
Bakalım halı için gelinlerimiz neler söyleyecekler. Gri ile morun uyumunu ben de beğeniyorum ama halınız lilalı olsaydı daha iyi olacaktı. Mor diyorsunuz ama gül kurusu. Evet, yani pembe. Benim de dikkatimi evet. çekti. Hani 3'ten 3 değil 4 renk olmuş oldu şu anda. Bihter Hanım, sizin halı için düşünceleriniz nedir? Ben halıyı biraz uyumsuz buldum. Arkadaşların fikrine katılıyorum. Didem Hanım, başka neye yorum yapacak bakalım? Bir de duvarları çok boş gördüm sanki. İnsan en azından bir resim veya tablo asar duvarına. Ben onu görmek isterdim. Düğününüzde çekilen çerçeveli fotoğrafınızın yeri burası olabilirdi bence. Sadece uyumak için geldiğimiz bir yer olduğu için özellikle kullanmadım aksesuar ve fotoğraf. Benim burada oyuncak dikkatimi çekti. Çok tatlıymış. Kim aldı bunları? Bunun küçüğünü abim Moskova'ya yerleşirken aldı. Biz eşimle 15 Mart'ta tanıştık. 29 Nisan'da da benim doğum günümdü. Aradan 1,5 ay geçmişti tanışalı. O da bana böyle onun dev boyunu almış. Hatta abimle aralarında böyle bir espri konusu da oldu. Ben küçüğünü aldım bak kocamanını almıştı bana nispet mi yapıyorsun gibi böyle bir hoş bir espri bile oldu aralarında. Bu çiçeğin bir anısı var mı? O çiçek ya yaklaşık 10, ya 20 yıllık bir şey. Onu da abim aldı. Ben abisine aşık bir kızdım. Bütün genç kızlığım öyle geçti. Hala da çok seviyorum. O yüzden abimin aldığı her şey benim için çok kıymetli. Gelinlerimizin yatak odası yorumları bu kadar galiba Nihal Hanım. Yatak odası hakkında yorumlarınız bittiyse istiyorsanız evet. çeyizi incelemeye geçebiliriz. Tabii ki. Hadi bakalım hanımlar doğru çeyiz odasına. Gelinlerimiz Nihal Hanım'ın çeyiz odasına geliyorlar şimdi de. Arkadaşlar bunlar da benim çeyizlerim. Ama önce çeyizlerden önce size elbiselerimi göstermek istiyorum. Şuradan başlayayım. Elbise dedim ama ilk önce nişan tepsimi göstereyim. Bu benim yüzük tepsim. Bunu ben kendim yaptım. İnternette görüp beğenmiştim. Ben de benzerini yapabilirim diye düşündüm. Fiyatını da sordum. Satın almaya kalktığımızda yaklaşık 300 liraydı. Ben 70 liraya mal ettim. Hem de kendi el emeğim oldu. Size nişan kıyafetimi göstereyim. Çeyizlerinden önce Nihal Hanım kıyafetlerini göstermek istiyor. Nihal Hanım'ın nişan elbisesine bakalım gelinlerimiz beğenecekler mi? Elbise tenine uygun görünüyor. Tenin açık. Bunu koyu seçmen doğru olmuş. Peki saçların bu renk miydi? Saçlarım bu renk değildi. Saçlarım sarıydı o zaman. Kaça aldınız? Bunu 500 liraya almıştık. Nişan kıyafetinin fiyatı nasıl hanımlar? Fiyatı biraz pahalı gibi geldi bana. Normalde bu fiyatlı değil bu kadar. Şu taşlardan dolayı olabilir. Çünkü taş işin içine girdiği zaman fiyatı yükseltiyor. Olabilir. Şunu hemen Bihter Hanım'a verelim. Ben de size kına gecesi kıyafetini göstereyim. Bu elbise çok özel bir elbise. Çünkü bu elbiseyi bana teyzem dikti. Benim üzerime göre dikildi. Kına gecelerinde klasiktir. Kırmızı giyilir. Kırmızı tafta üzerine bu üstündeki de Fransız danteli. Hı hı. Özellikle seçtik. Ben bu modeli çok sevdiğim için. Gelinliği çok merak ettim. Gelinliğe geçelim mi? Tabii. Bakalım gelinliğe hangi yorumlar gelecek? Bunlar benim şöyle göstereyim. Bunlar gelin ayakkabılarım. Tabii fotoğraf çekimi dış çekimi olduğu için biraz çimenlerden deforme oldu. Şöyle arkasında fiyonk detayı var. Rahat edebildiniz mi o kadar topukla? Evet, çok, çok rahat edemedim ama maalesef eşim çok uzun boylu olduğu için aradaki boy farkını kapatmak açısından biraz evet. zorlandım ama artık o da yapacak bir şey yok. Prenses model değil galiba. Evet prenses değil modeli A kesim. A kesim evet. Yani boyum çok uzun olmadığı için ben açıkçası prenses istemedim beni daha fazla
kısa göstermesin diye. İki duvak mı tercih ettiniz? Evet, iki duvak tercih ettim ama bu sadece fotoğraf çekiminde vardı. Hı-hı. Fotoğraf çekiminden sonra o duvağı çıkarttık. Arkası nasılmış? Bir onu da kontrol edelim. Tül detayı var galiba. Evet. İnciler güzel olmuş. Sırtı. Taş detayı. Çıktı. Dantelle kapattık. Gelinliğinizi ne kadar aldınız Nihal Hanım? 2200 lira verdim. Çok iyi. Duvak, saç, el çiçeğim de dahil olmak üzere. Şuradaki sepeti de görebilir miyiz Nihal Hanım? Şu sepeti de göstereyim size. Nedir o Nihal Hanım? Arkadaşlar bu benim gelin tacım. Hı hı. Deneyeyim mi? Tabii. bu nikah tacım. bu nikah şekeri. Nikah şekerimiz. Evet. Bir de ben dantel örmeyi çok sevmiyorum ama kendi kendimin başına iş açtım. Bunlar benim kına gecemde dağıtıldı. Hı-hı. Ama bunu siz mi ördünüz? Hepsini ben ördüm. Bayağı marifetli. Kaç tane ördünüz? 80 tane. Kaç gününüz aldı? Çok gün saymadım, bilmiyorum. Kızlar, çeyizlere başlayalım mı artık? Ben burada çok değişik bir şey gördüm. Bu nedir? O seccade kayınvalidemin kayınvalidesi hediye etmiş. O da bana hediye etti. El dokuması. Kilim gibi dokunmuş. Çok eski bir şey. Ben de özenle saklıyorum. Bunu yapan kişi benim için çok kıymetli ve geçen yıl vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu da bir seccade ama bu kalan kumaşlardan bu üzerin patchwork yapılmış. Yani arkasındakini sonradan makineyle dikilmiş ama şu parçalar tamamen el dikişi. Bakalım Nihal Hanım'ın patiklerine hangi yorumlar gelecek? Bu bebek patiklerinin bir hatırası var mı? Evet var. Onu teyzemin kayınvalidesi yaptı. O da rahmetli oldu. Bu değişik bir patik. Onu ayakkabı gibi yapmışlar. Hı-hı. Ama hani hiç kullandın mı diye sorarsanız hiç kullanmadım. Patik giymiyorum, öyle bir adetim yok. Hı-hı. Peki ya bunları kim yaptı? Onları eşimle tanıştığın arkadaşım hediye etti çeyizime. Hem eşinizle tanışmışsınız hem de üstüne bir de patik hediye almışsınız Nihal Hanım. Evet, arkadaşım bana hediye verdi. Hem eşimle tanışmama vesile oldu hem de çeyizime böyle ufak bir hediye verdi. Hepsinin ayrı bir hatırası var. Peki bunun var mı? Onu kayınvalidem bohçada getirmişti. Bunların hepsinde dantel var. Onları annem yaptı. Kurulama bezi gibi, mutfak halısı gibi. Bir de burada tesbih keseleri görüyorum. Bunları kim yaptı? Annemin amcasının kızı yaptı, Raiye teyze bana. Orada bakın, beyaz olanı da ben yaptım. Beyazla gümüş de var, onları da ben yaptım. Çok şirin. Eline sağlık. Teşekkür ederim, sağ ol. Nihal Hanım'ın banyo lifleri beğenilecek mi acaba? Bunları kim yaptı? Bunların hepsi hediye. Bazıları, hı-hı, da annemin yaptırdıkları da var. Hı-hı. Bu annemin yaptırdı. O da annemin yaptırdı. Ben böyle lif kullanmıyorum. Kullanmadığım için çok fazla da yok açıkçası. 4-5 tane vardır. Çok kullandığı bir şey değil. Didem Hanım, şurada dantel örtüler gözümüze çarpıyor. Gördünüz mü siz de? Dantellerden de pek anlamam ama şöyle alayım elime birkaç parçadan. Şöyle fiskos örtüsü. Bunu annem yaptı. Çok güzel ama. Gerçekten. Evet. Çok beğendim. Bir de böyle bir masa örtüm var. Oo, komple dantel. Bunu kim yaptı? Bunu da teyzem yaptı. Kullanıyor musunuz diye sorarsanız hiç kullanmadım. Dantel sevmediğiniz için mi kullanmıyorsunuz Nihal Hanım? İnsan kıyamıyor. Çok emek, çok fazla emek var. Çok. Peki o kadar emek verildikten sonra sandığı beklemesi normal mi? Özellikle bunu bana yapın, ben bunu kullanacağım demediğim için, onlar da yapmak istedikleri için hem ben saklayarak onların gönüllerini yapıyorum. Onlar da bana verdikleri için mutlular açıkçası. Yani bundan sonra da hiç kullanmayı düşünmüyorsunuz. Yani çok belki 40 yaşından sonra hani o eskiye dönersek
Biraz daha belki kullanırım. Ama emin değilim. Peki buradaki yelekler el emeği mi? Evet, hepsi el emeği. Bunu görümcem hediye etmişti. O elinizdekiyle bunu bohçaya koymuşlardı. Gelin bohçasında vardı. Kayınvalidem hediye etti. Her detayı hatırlıyor olması çok garibime gitti. Yani çok inandırıcı gelmedi ve ben izleyici olarak inanmıyorum çünkü. Hani ben kendimi izleyici olarak görüyorum şu anda. Bunu görümcem hediye etti. Diğer ikisini de kayınvalidem sonradan verdi hediye olarak. Bakalım Nihal Hanım'ın havluları nasıl bulunacak? Onu ben yaptım. Aslında havlu kenarı hiç sevmiyorum. Dantelli havlu kenarı da kullanmıyorum. Ama hani bir tane senin de bulunsun, hani dantel örüyorsun, bir tane de senin yaptığın havlu kenarı bulunsun diye annem söyledi, ben de yaptım. O kayınvalidemin hediyesi. Bohçamda mı geldi? Bohçamda geldi. Bohçamda birkaç tane havlu vardı, bir tanesi de oydu. Bunu kim yaptı? Bunu annem yaptırdı, o iğne oyası. Bu kimin emeği? Bu da hazır. Bu Mekik oyası zaten. Peki bu havlunun? Onu kayınvalidem hediye etmişti. O hem iğne oyası hem de dantel karışımı. Bir de burada çok ufak bir önlüğe benziyor ama galiba havlu. Evet, o mutfak havlusu. Onu da ben yaptım. Çok güzel. Ben çeyizini çok beğendim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dantel sevmiyorsunuz ama örmeyi seviyorsunuz, kullanmayı sevmiyorsunuz. Evet, belki kullanmayı sevmiyorum ama bir deşarj yöntemi gibi bir şey gibi bakıyorum hani. Peki Gülen Hanım'ın baktığı ayak havlusunu kim yaptı acaba? Havlu ve dantel hazır ama üstünü ben yaptım. Yani dikiş kısmını ben yaptım. Kısmını. Peki Nihal Hanım, bunca el emeğiyle yapılmış ayak havlusunu kullanıyor musunuz? Hayır, kıyamıyorum açıkçası. Buna da kıyıp basamadıklarından o zaman. Evet. Bakalım yazmalara hangi yorumlar gelecek? Bunların hepsi, yazmaların hepsi annemin emeği. Hı-hı. Annem tülbent yapmayı seviyor. Bunların hepsini o yaptı. Güzel, ellerinize sağlık. Nihal Hanım, yazmaları kullanıyor musunuz acaba? Normalde açık olduğum için kullanmıyorum tabii ki ama bir Mevlid'e ya da Kur'an'a gittiğimde kıyafetime uygun olarak hepsini kullanıyorum. Bunları Mevlid'de takıyorum dediniz ama şurada namazlıklar var. Onlar genelde kullanılmıyor mu Mevlid'lerde? Ya açıkçası bunları kullanmak daha zor. Çünkü bunların çoğu ipek ve taktıktan sonra çok kayıyorlar. O yüzden ben de hani onların kullanımı daha kolay diye arada bunları da taktığım oluyor ama. Bunların hepsi iğne oyası. Hepsi iğne oyası. Zannedersem şu bir tek tığ oyası. Hazır mı peki? Kimin emeği? O hazır. Sizin elinizdeki renkli olan. Ama tabii o da el emeği ama biz hazır aldık. Bunu da dayımın kızının kayınvalidesi yaptı bana. Bakalım Nihal Hanım'ın pike takımında kimlerin emeği var? Bu da pike takımı. Bunun kaniviçesini teyzemin çeyizinden bu. Pike takımının rengini siz mi seçtiniz Nihal Hanım? Evet, morları ben çok sevdiğim için moru ben istedim açıkçası. Şurada bir tane daha mor var. Bu daha güzelmiş sanki. Evet, rengi kesinlikle. Daha canlı yani morluğu falan. Kesinlikle. Bu gene teyzemin kaneviçesi. Hazır yani birini ördürdük. Bu da el emeği ama ben örmedim. Çeyizi biraz az geldi bana. Daha fazla olabilirdi. Çeyizinde birçok el emeği var ama kullanmaması bence büyük hata. Sanırım çeyizleri inceledik. Geldiğimden beri mutfağı çok merak ediyorum. Girişte biraz görür gibi oldum ama isterseniz bir de oraya geçelim. Tabii buyurun. İstiyorsanız mutfağa geçelim. Tabii. Çeyiz yorumlarını bitiren gelinlerimiz mutfağa gitmek üzere ayrılıyorlar. Gelinlerimiz Nihal Hanım'ın mutfağına geliyorlar. Arkadaşlar, burası da benim size ikramlarımı hazırladığım mutfağım. Bakalım mutfak yorumları neler olacak? Beğendiniz mi? Buyurun. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutfak dolaplarınız sizin seçiminiz mi?
Benim seçimim değil, eşim tanışmadan önce zaten tadilatını yaptırmıştı. Mutfak dolaplarını değiştirmeyi düşünmediniz mi Nihal Hanım? Beğenmediğim bir şey olsaydı değiştirtirdim ama hani beğendiğim bir şey olduğu için de değiştirtmeye gerek duymadım. Baharatlıklar genelde ocağın yanında kullanılır. Baharatlık da göremedim. Hepsi dolaplarda, çok fazla dolap var zaten. O yüzden ocağın yanına bir şey koymaya ihtiyaç duymadım. Genelde kullanmıyorum da. Anladım. Hepsi dolaplarda. Çok fazla dolap olduğu için. Kavanozları görüyorum orada. Çok fazla dolap varsa hani neden yerleştirmediniz? Şöyle, onlar yazlık kavanozlar. Hı. Hafta sonu köye gittiğimde götüreceğim için onları dolaba yerleştirmedim. Anladım. Yani orası biraz kalabalık duruyor sanki gözüme. Hani şurası çok şık duruyor, o yüzden sordum. Orası biraz göz yorucu. Yani ben rahat edemiyorum. Normalde ben hayatta rahat edemem o şekilde. Bihter Hanım, siz neye baktınız acaba? Nihal Hanım, buzdolabındaki fotoğraflar dikkatimi çekti. Özellikle şu fotoğraf. Şu fotoğraf benim düğün fotoğraf albümümden, dış çekimden bir fotoğraf. Beni böyle dümdüz yatırmaya çalıştılar ama bir türlü beceremediler. Bu arada da onu fotoğrafçı böyle çekmiş. Benim de çok hoşuma gittiği için şu an buzdolabımda tutuyorum. Peki bu fotoğraf? Bu fotoğrafta yine dış çekimden ablam, görümcem. Bu da ablamın görümcesi ama benim kız kardeşim gibi olduğu için dış çekimde o da vardı. Beyaz eşyaların fiyatını öğrenmek istiyoruz. Tek tek fiyatlarını bilmiyorum. Ama çamaşır makinesi ve kurutma makinesi dahil olmak üzere bütün beyaz eşyalarım 10 bin lira tuttu. Ben de masa hakkında konuşmak istiyorum. Sandalyeler, üstüne runner var, pembe bir masa örtüsü var. Onların hepsini birbirine uydurarak mı aldınız yoksa ayrı ayrı parçalar halinde mi birleştirdiniz? Şöyle, masa örtüsüyle runner takım ama masa ben almadım. Alınmıştı zaten benden önce. O yüzden hani masa örtüsünü de daha ben evi bilmeden, masayı bilmeden yaptığım için hani öyle oldu. Sizin yaptığınız bir şey mi masa örtüsü? Evet, masa örtüsünü biz diktik. Kumaşını alarak? Kumaşını alıp masa örtüsünü biz diktik. Ne kadar mal oldu peki? Ben bunu internette gördüğümde 120 lira falan diyordu. Ben yaklaşık 15 liraya mal ettim. O zaman çok iyi. Peki perdeler, burası mutfak, çok hani yere kadar uzun bir perde kullanmışsınız. Temizliği nasıl oluyor? Yere kadar uzun olmasının sebebi camlar da yere kadar. Çünkü burası bir balkonmuş, balkon içeri alınmış. Camlar da yere kadar uzun. O yüzden mecburen tülde yere kadar uzun olmak zorunda. Temizliği peki yağ tutuyor mu? Yani çok mutfak kolay, sonuçta. Çok kolay temizliği. Hiç leke tutmayan, tutmama gibi bir özelliği var. Bu ütü gerektiriyor mu? Yok, hiç gerektirmiyor. Bihter Hanım mutfak abizesini beğenecek mi bakalım? Abizeniz de çok güzelmiş. Mutfakla uyumlu. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki abizenizin fiyatı nedir? Bunun üçlüsünü 125 liraya almıştım. Teklisi de 75 liraydı. Mutfakta halı kullanmışsınız. Zor oluyor mu temizliği? Açıkçası bunun temizliği çok kolay oluyor. Çünkü makineye atıp yıkanan bir şey. O yüzden özellikle de böyle bir şey tercih ettim. Nihal Hanım, mutfak yorumları bitti mi acaba? Arkadaşlar, mutfağım hakkında yorumlarınız bittiyse, karnımız da acıktı. İsterseniz ikram masasına geçelim. Geçelim. Gelinlerimiz ikram masasının yolunu tutuyorlar. Nihal Hanım konuklarıyla birlikte ikram masasına geliyor. Hanımlar, bu da benim ikram masam. Size neler yaptığımı anlatayım. Zeytinyağlı yaprak sarması. Bunu ablamla birlikte yaptık. Bu peynirli poğaça. Bunu ben yaptım. Bu kıymalı börek. Bunu ablam yaptı. Bu kayınvalidemin meşhur kaya kurabiyesi. Ondan rica ettim. Bu köstebek pasta.
Bunu yine ablamla birlikte yaptık. Burada da patates salatam var. Burada da yoğurtlu tavuk salatam var. Yemeğe başlamadan önce isterseniz masam hakkında ne düşünüyorsunuz kızlar? Yorumlarınızı alayım. Didem Hanım, ilk yorumu sizden alalım. Tabaklarınız çok şık duruyor. Şöyle bir tanesini alayım. İzninizle. Çok güzeller. Kare olması ayrı bir güzel. Simetri kesimleri falan benim çok hoşuma gitti. Kenarlarındaki gümüş işlemeyle kullandığınız peçeteler uyumlu. Güzel, hoş görünüyor. Çeyizinizden mi bu? Evet, çeyizimden. Ne kadar aldınız? Çatal bıçak takımlarıyla birlikte 1500 liraya aldım. 1500 TL. Gayet uygun. Kaç kişilik? 12 kişilik. 12 kişilik. Özge Hanım, çatal bıçaklar için ne söyleyecek acaba? Çatal bıçak takımlarınız güzel görünüyor, şık. Sade olması daha iyi. Yani sade olması avantaj temizlik açısından. Bazıları işlemeli oluyor, hani aralarında bir şeyler girebiliyor. Güzel görünüyor, şık, sade. Hem modası falan da geçmiyor. Gülen Hanım, siz niye yorum yapacaksınız acaba? Ben de bardaklar hakkında konuşmak istiyorum. Çok ağırlarmış gibi gözüküyorlar ama aslında hafifler. Sürahiyle takımlar sanırım. Bunlar da çeyizinizden mi? Evet, onlar da çeyizimden. Bunların su bardakları, bir de kahve yanı bardakları var. Bir takım daha var. Hepsini takım olarak almıştım. Ne kadar almıştınız? Hepsi yaklaşık 250 lira tutmuştum. Sürahinin kapağı yok muydu? Sürahinin kapağı yok. Elinizden geliyor aslında. Onun da ağzına böyle güzel bir dantel örebilirdiniz. Çok modern bir şey olduğu için dantel örmeyi çok da düşünmedim açıkçası. Yani hiç aklıma gelmedi şu zamana kadar ona dantel örmek. Yani onun açık olması biraz rahatsız edici. Ya da bu peçetelerin birinde biz hani masaya gelene kadar ağzını saklayabilirdiniz. Olabilirdi, peçete de koyulabilirdi ama atlanmış, unutulmuş. Yemek masası bence çok sade. Biraz daha özenmesini beklerdim. Bihter Hanım, masa örtüsünü beğenecek mi bakalım? Masa örtünüzün de renkleri tabaklarınızla uyumlu. Fakat ben birazcık sade buldum. Belki şu peçetelere taktığınız tokaların güpürlerinden belki kenarlarında olabilirdi. Daha neşeli olurdu hem de örtü. Daha güzel olurdu. Peki temizliği kolay oluyor mu? Leke tutuyor mu? Leke tutmayan bir örtü. Makineye atıp yıkıyorsunuz. Misafirperverliğini beğenmedim. Çünkü kendimi şu anda bu evde rahat ve huzurlu hissetmiyorum. İlk günün heyecanından mı bilemedim ama çok yapmacık görünüyor. İsterseniz yemeğe geçelim. Yeterince acıktık zaten. Tamam. Buyurun, servis yapın isterseniz. Servis kaşıklarını alalım o zaman. Kızlar, ikramlarınızı aldığımıza göre isterseniz siz geçin buyurun, ben de çayları getireyim. Gelinlerimiz koltuklara geçerken Nihal Hanım da çayları almaya gidiyor. Nihal Hanım eşiyle nasıl tanışmış? 1,5 ay her görüşmeye şey diyerek gittim. Bu sefer ayrılacağım. Biz hiç anlaşamıyoruz. Hani birbirimize hiç uygun değiliz de gittim. 1,5 ay sonra teyzem şey dedi. Böyle sahilde yürüyoruz. Böyle adamın bir tanesi tekneden elini uzattı. Adam elini uzatıyor ve eşim yani hiçbir şey demiyor. Ne alaka dedim. Kaptanların evlendirme gibi bir yetkisi varmış ya. O da bize öyle jest yaptı. Çok ağladım. Ne olursa olsun biz senin arkandayız dedi ya, bak şu an tekrar ağlayabilirim. Annemle babam İstanbul'da yaşamıyorlar. O yüzden ben hani burada tek gibiyim. Gelinlerimiz Nihal Hanım'ın düğün görüntülerini beğeniyorlar mı? Ben hiç hoşlanmadığım için, bir de o an hani çok heyecanlı bir an zaten. Sizi çok gergin gördüm ama. Böyle bir nefesinizi tutmuşsunuz. Evet. Gelinlik mi rahat değildi yoksa heyecan mı?
Nihal Hanım'ın albümlerine yorumlar neler oluyor? Şimdi şu fotoğrafları biraz gereksiz buldum. Çoğu fotoğrafta gözünüzü kapalı yakaladım. Olmasaydı olurmuş dediğim burada alt alta. Az sonra gelin evinde. Kızlar ben de çayları getirdim, buyurun. Çayla pek aram yoktur ama sizi kırmamak adına bir bardak içeceğim. Afiyet olsun, içmek zorunda değilsiniz eğer hani rahatsız olan ediyorsa sorun değil. Yok olsun. Sağ olun. Nihal Hanım'ın çay takımını nasıl buldunuz hanımlar? Bardaklarınız çok sade, tam da sizin tarzınızı yansıtıyor. Fiyatı nedir acaba? Evet, bardaklarım sade, bütün evim olduğu gibi. 12 kişilik takımı 50 liraya almıştım. Çay bardaklarının fiyatı uygun mu peki hanımlar? Bence değil. Sade bardak, yani düz bardaklar için bana da biraz pahalı geldi. Evet. Bu arada Nihal Hanım, nasıl tanıştınız eşinizle? Nasıl tanıştık? Ortak arkadaşlarımız tanıştırdı. Ben bir mağazada çalışıyordum. İlk işe başladığımda bizi tanıştıran arkadaşım eşimden bahsederek bak seni biriyle tanıştırmak istiyorum, tanışır mısın demişti. Ben de hayır istemiyorum demiştim. Sonra bir yıl, aradan bir yıl gibi bir zaman geçti. Tekrar sordu bak işte söylediğim çocukla tanışmak ister misin diye. İyi ben de o zaman tanışayım dedim. İşte ilk önce hep birlikte bir kafede bir oturduk. Konuştuk, sohbet ettik. Ertesi gün de tek baş başa görüştük. Flört döneminiz ne kadar sürdü? Tanıştıktan yani şöyle söyleyeyim, 1,5-2 ay sonra evlenmeye karar vermiştik zaten. Yaz gelini olmak istedim. O yüzden ben de onu çok istemiştim. Flört aşamasında evliliğe karar verdiğimizde zaten yazdı. Mecburen bir sonraki yasa kaldı düğün. Peki nasıl bu kadar hızlı karar verebildiniz? Şöyle aslında ilk bir buçuk ay her görüşmeye şey diyerek gittim. Bu sefer ayrılacağım. Biz hiç anlaşamıyoruz. Hani birbirimize hiç uygun değiliz ile gittim. Bir buçuk ay sonra teyzem şey dedi. Bak her seferinde böyle gidiyorsun. Karşındaki insana da oyalama ve boş boşuna ümit verme dedi. Sonra düşündüm ki hayır yok ben ayrılamam. Bir buçuk ay boyunca hani her gidişimde ayrılacağım diye gittim ama sonra ayrılamayacağıma karar verdim. Ondan sonra da zaten ondan sonrası çok hızlı gelişti. Kızlar size flört aşamasındaki fotoğraflarımızı göstereyim. Biz burada yaklaşık bir ay falan olmuştu tanışalı daha. Ortaköy'e gitmiştik. Bu benim doğum günüm. Uğur böceği var pastada. Uğur böcekli bir pasta almıştı bana. Bir de böyle bir çiçek göndermişti. Bu da eşimin bana gönderdiği çiçekteki not. Okuyayım size. Yeni yaşında kalbinin alabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevileceğini bilmen dileğiyle yeni yaşın kutlu olsun sevgilim yazıyor. Çok güzel. Güzel. Çok duygusal. Eşiniz romantik bir bey mi Nihal Hanım? Özel günlerde çok romantik değildir hani işte sevgililer günü gibi şeylerde. Ama onun dışında çok romantiktir. Bana çok şiir yazmışlığı var. Öyle mi? Şiir. Evet. Okur musunuz bir tane aklınızda varsa? Aklımda hiçbiri yok. Ya genelde çok uzun şiirler yazmıyor ama şu an hatırladığım maalesef ki yok. Peki evlilik teklifi de bir sürprizle mi oldu? Evlilik teklifi de bayağı bir sürprizli oldu. Ben size fotoğraflarını göstereyim o zaman anlatayım size de. Beni akşam işten alıp aldı. Böyle bir yere götüreceğim seni dedi. Ama böyle normal günlük haldeyim. Hani çok bir hazırlık yapmamıştım çünkü işten çıkmıştım. Tarabya sahile gittik. Böyle sahilde yürüyoruz. Arabadan indik. Bu adamın bir tanesi tekneden elini uzattı. Ben de eşime bakıyorum yani niye adam hemen adam elini uzatıyor ve eşim yani hiçbir şey demiyor. Yani ne alaka dedim. Sonra geç içeri dedi. Teknede evlenme teklif etti bana. Ben hiç beklemediğim bir andaydı. Çok da sürprizli oldu benim için. Kız kulesinin önünde tekne kız kulesinin önüne yanaştı. Onun orada evlenme teklif etti bana. Oradaki kaptan da, teknenin kaptanı da, kaptanların evlendirme gibi bir yetkisi varmış ya. O da bize öyle jest yaptı. Teknede evlendirdi bizi. Aa çok güzel. Peki sözünüz, istemeniz nasıl oldu? Evde oldu. Hatta nişandan bir önceki haftaydı. Çünkü ben abimle ablamın gelmesini bekledim. Abimle ablam yurt dışında olduğu için. Ama abimler gelemedi, yetişemedi işten dolayı. O yüzden bir hafta öncesinde gelip istediler.
klasik bir seremoniydi yani hani. Sözünüz evde mi oldu? Sözüm evde oldu. Nişanı da göstereyim isterseniz. Benim annemler Çorlu'nun bir köyünde yaşıyorlar. Köydeki evimizin bahçesinde oldu. Bütün organizasyonu ablam yaptı sağ olsun. Pastamı da göstereyim size. Sizin seçiminiz mi? Pasta benim seçimim. Fotoğraf gönderip sipariş verdim Çorlu'da bir pastaneye ama birebir istediğimin aynısını yapmışlardı. Bir de şöyle bir fotoğrafım var. Çok güzel çıkmış. Evet, gerçekten nazlanarak mı verdi aileniz yoksa? Ya artık o bence eskide kaldı. Şimdi zaten kendiniz tanışıyorsunuz, kendiniz buluyorsunuz. O yüzden çok da hani öyle naz yapılacak bir durum yoktu. Biz zaten birbirimizi sevdiğimiz için ailemizde önemli olan sizin birbirinizi sevmeniz dediler ve onay verdiler. Kızlar bu da benim bizde adettir. Beni istemeye geldikleri akşam damat evine kurabiye gönderilir. Bunların içinin bir tanesinde de para var. Para kime çıkıyorsa geline hediye alır. Güzelmiş, hiç duymamıştım daha ben önce. Ben de hiç duymadım. Ne aldılar peki? Bana bir pijama takımı almışlardı. Kayınvalideme çıkmıştı. Tesadüfen. Hatta en üsttekiymiş. Hani farkında olmadan en üsttekini alıp yiyince içinden para çıkıyor. Kurabiyeleri siz mi yaptınız? Kurabiyeleri annem yaptı. Kına oldu mu peki? Kına yaptınız mı? Yaptık ama onun öncesinde nikah yaptık. Ben size ondan da bir kare göstereyim. Nikahımı önceden yaptık çünkü işten erken ayrılmak istiyordum. Hem de birinci yıl dönümümüze denk gelmesini istemiştik. Birinci yıl dönümümüzde nikah yaptık. Eşimin doğum gününde de bizim düğünümüz oldu. Peki şurada oturan bey kim? Evet, burada oturan bey hiç kim? Hiç bilmiyorum. İsterseniz kızlar kına geceme geçeyim. Kına gecenizi nerede yaptınız? Kına gecem Zeytinburnu'nda bir balıkçı barınağı var. Böyle deniz kenarında. Orada yaptık, açık havadaydı. Bu ablam, meşhur teyzem. Bende emeği çoktur. O da üst komşumuz. Diğer... Burada yine ben oynuyorum. Bu kayınvalidemle karşılıklı oynarken... Kıskananlar çatlasın diyorsunuz yani Nihal Hanım. Evet, kıskananlar çatlasın. Bu kına yakıldıktan sonra bu benim abim. Ona sarılıp ağlarken. Çok ağladınız mı peki Nihal Hanım? Çok ağladım. Evden çıkarken de çok ağlamıştım. Ben kına gecesinde bindallı giymedim. Arnavut bir arkadaşım da görüp çok beğenmiştim. Bizde de bindallı adeti olmasına rağmen ben Arnavut şalvarı giymeyi tercih ettim. Çok beğendiğim için. Güzelmiş gerçekten. Nihal Hanım'ın Arnavut şalvarı giymesine ne diyorsunuz hanımlar? Yani güzel olmuş ama bindallı hani Türk adetlerinde gelenek evet. Ve görenek olduğu için bindallı giyseydiniz daha iyi olurdu. Yani Arnavutlara gelin gitseydiniz belki o zaman yerini bulurdu ama bu şekilde pek uygun olmamış gibi. Kayınvalidemlerin de çok buna benzeyen bir şalvarları var. O yüzden hani şey gibi oldu, sanki kayınvalidemlerin yöresine ait bir şey giymişim gibi oldu. Biraz daha farklı onlarınkisi. O yüzden bunu giydim. Beğendiğim için bunu giydim. Burada kınam yakılıyor artık. Ben ağlıyorum kesin burada şu an. Siz de elinizi açmayanlardan mısınız? Evet, ya adet öyle diye açmadık. Ben de açmamıştım elimi. Kayınvalideniz ne verdi? Altın takmıştı. Altın koymuştu. Bu hanım kayınvalideniz mi peki? Bu kayınvalidem değil. Bu benim yengem. Kınamı o yaktı. Bizde adettir. Kızın iki yengesi yakar kınayı. Bunlar iki yengelerim. Beni havaya kaldırıyorlar. Burada da bağırıyorlar, gel gelini kurtar damat diye. O da beni sandalyeden alıp götürüyor. Balıkesir'de de var aynı adet. Bizde de buna benzer bir olay yaşadık. Ya kilolu bir gelinse o zaman damat ne yapacak hanımlar? Yapacak bir şey yok. Taşıyacak. Taşıyamıyorsa almayacak. Yapacak bir şey. Bence de. Yapacak bir şey yok, maalesef taşıyacak. Yani bizde adet böyle. Kızlar bu da evden çıkış görüntülerim. Ben evden çıkarken çok fazla ağladım. Düğün günü bana 3 kere makyaj yapmak zorunda kaldılar. Birincisi fotoğraf çekiminde
çok sıcaktı hava, hepsi aktı. Bakın burada babam kırmızı kuşağımı bağlıyor. Babam bağladı. Abi bağlar diye biliyorum ama. Ben de öyle biliyorum. Bizde adet babanın bağlamasıdır. Hani baban yoksa abi bağlar. Hı. Ya da işte amca ya da dayı bağlar. O yüzden bizde babam bağladı. Tabii beni davulla zurna ile almaya geldiler. Hı hı. Bizde adet öyle. Beni şurada oynatıyorlar ama ben burada çok ağlıyorum. Aslında hiç oynamıyorum. Oynamak istemiyorum ama yine de hani gelin adet diye oynatıyorlar. Eşim karşımda, onunla karşılıklı oynuyoruz. Hem ağlarım hem giderim. Evet. Resmi olmuş bu. Evet. Herhalde en çok ağladığım an bu. Biraz sonra bir sonraki karede göreceksiniz. Yanıma ablam geliyor. Ve şey diyor hani ne olursa olsun biz senin arkandayız dediği an bak şu an tekrar ağlayabilirim. Orada tekrar ağlamaya başlıyorum. Öyle tam dinmişken gözyaşım. Ondan sonra zaten düğün salonuna gidene kadar ağladım. O an aklınızda neler geçti Nihal Hanım? Ya çok duygusal bir an. Hani bunu evlenmeyen kimse bilemez herhalde. Evet. Hani o an her şeyi geride bıraktığınızı düşünüyorsunuz. Hani bir tarafınız gitmek istiyor ama diğer tarafınız da kalmak istiyor. Ama gitmek isteyen tarafınız ağır basıyor. O yüzden çok tuhaf bir his. Ben yani seçtiğim kişiden çok mutluyum. O zaman da çok mutluydum. Ama yine de insanı arkada bıraktığı için biraz çok buruk oluyor. Ailesini bıraktığı için. Ailenizi özlüyor musunuz peki Nihal Hanım? Tabii ki özlüyorum. Siz ayrı illerde misiniz? Annemle babam İstanbul'da yaşamıyorlar. Ablamla abim zaten Moskova'da yaşıyor. O yüzden ben hani burada tek gibiyim. O yüzden biraz daha zor olmuştur. Daha da zor oluyor benim için açıkçası. Nihal Hanım, ağlıyor musunuz yoksa? Evet. Evleneli neredeyse bir yıl olmuş ama aile özlemi asla geçmiyor galiba. Yok. İstediği kadar zaman geçsin herhalde bu fotoğrafları ne zaman baksa insan duygulanır herhalde yani. Kızlar isterseniz artık düğünüme geçelim. Düğünüm daha eğlenceli. Bu ağlama modundan da çıkmış oluruz. Bakalım Nihal Hanım'ın düğünü güzel olmuş mu? Düğün salonuna böyle geliyoruz. Dikkat ettim de burnunuz, ağzınız, gözünüz kıpkırmızı olmuş. Ağlamaktan olsaydı. Evet, çok ağladım çünkü. Oraya gelene kadar çok ağladım. Hı-hı. Onun için biraz tabii yüzüm kızardı maalesef ki. Hanımlar, arkadaki minik nedimeleri siz de gördünüz mü? Evet, gördük. Onlar kim? Kimin çocukları? Biri Görümcem'in kızı. Diğeri bir akrabalarının kızı. Bilerek mi öyle hani arkamdan girilsin istediniz yoksa tesadüf mü? Tamamen tesadüf. Hmm. Benim özellikle bir tercihim değil. Ne kadara tuttunuz? 5,5 bin liraya tuttuk. Ama şöyle bir özelliği var. Benim düğün salonumda hiç kemer yok. Kemersiz bir düğün salonu olduğu için ekstradan daha pahalı. Kemersiz derken kolonlardan bahsediyoruz. Hiç kolon yok salonda. 5,5 milyar bana çok fazla geldi. Bana da öyle geldi. Kaç kişilikti? 800 kişilik bir salon. 800. Hmm. Ben düğünde peki, kaç kişi vardı? Tamamı dolmuştu. Hmm. Düğünün. İkram var mıydı bunun içinde? Normal klasik pasta, limonata, yani içecek vardı. Bir de kuru pasta vardı. Bence çok fazla olmuş. Kızlar size salona girişimi göstereyim, buyurun. Burada elimde tuttuğum çiçek de şurada arkada. Didemciğim rica etsem tabii. Verebilir misin? Gösterelim arkadaşlara. Burada duvağımı da açıyor. Keseni de getiriyorum. Tamam. Burada dans ediyoruz. İlk dansınız sanırım. İlk dansımız ama gelinlikten tabii biraz zor. Bu kesem gelinlikle takımdı. Hı-hı. O da çiçeğiniz hoş. Yine bir mor zehirlenmesi.
Evet, mor, mor seviyorum. İlk dansınızı yalnız yapmamışsınız. Evet, maalesef yalnız yapamadık. Şu an seyrettikten sonra farkına varıyor insan. O an olanların maalesef ki düğünde olanları izledikçe fark ediyorsunuz. Sonra anladım. İnsanlar birden hani biz dans etmeden hemen yanımıza gelmişler. Genelde onu sunucu daha bir şeye sokuyor. Evet, o yani davet onun elinde ediliyor, oluyor davet genelde. Davet mi etti? Hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum açıkçası. Yani hani okul, yeni işte evli çiftlerimize eşlik edelim gibisinden. Hiç farkında bile değilim açıkçası. İsterseniz pastanın kesildiği yere gelelim. Pasta sizin seçiminiz mi? Düğün pasta salonu benim mi? Seçimim değil. Düğün salonunun maket bir pastası. Hani maket bir pasta. Gerçek bayağı bir pasta zaten değil. Gerçek bir pasta değil. Didem Hanım, pastanın maket ya da gerçek olmasının bir önemi var mı sizce? Bence bir önemi yok. Ama bu yandan alınması maket pasta olduğunun da belirtisi, biraz önden çekimi olsaydı bu hiç belli olmuyordu. Nihal Hanım, pastayı birbirinize yedirmemişsiniz. Risk almamak istediniz galiba. Ben hiç hoşlanmadığım için, bir de o an hani çok heyecanlı bir an zaten. Hiç riske girmenin de bir alemi yok açıkçası. Sizi çok gergin gördüm ama. Orada, böyle bir şu nefesinizi anda tutmuşsunuz. Evet. Evet. Gelinlik mi rahat değildi yoksa heyecan mı? Heyecan. Yoksa eşim vişne suyunu içmeye kalkar ve üzerime dökerse diye mi korktunuz? Vişne suyundan korkmuyordum ama çok heyecanlıydım. Şimdi burada bir karışıklık olacak. Takıyı önce kız tarafımı takacak, erkek tarafımı takacak. Ona bir türlü karar verilemiyor. Bir önemi var mıydı ki? Benim için bir önemi yok ama şu kurdeleyi taktıktan sonraki bir 3-4 dakika bunun kararı verilemiyor. Önce işte piyanist diyor ki kız tarafı takacak. Sonra diyor ki hayır, erkek tarafı takacak. Onlar kendi aralarında karar veremedikleri için bizim bir 3-5 dakika, düğünün 3-5 dakikası onun kararıyla geçiyor. Şey dikkatimi çekti, takı kurdeleri takılmadan önce yakınızda altın var takı merasiminden önce. O nişanda takılanlar mı? Nişanda takılan değil, eve gelen bir misafirimiz düğüne gelmeyecekti. O evden çıkmadan önce takmıştı. Öyle, ben de düğüne öyle geldim. Nihal Hanım, müsaadeniz olursa ben bir banyonuzu da görmek isterim. Tabii, buyurun, hemen karşıdaki kapı. Ne kadar toplandı takınız? Yaklaşık 10 bin liraya yakın bir nakit para vardı. Hı hı, altın olarak. Yaklaşık 14 tane bileziğim vardı. Hı hı. 200 tane yakın da çeyrek altınım vardı. 200. Evet. 200 çeyrek altın çok geldi. Çok geldi gerçekten. Bihter Hanım, banyo için neler söyleyeceksiniz acaba? Paspaslar yine gri tonlarında, fayanslar da aynı şekilde. Bir banyo sepeti var, dekoru farklı bir renk kullanmış, neşeli bir şeyler kullanmış. Havlular dikkatimi çekti, bir kabın içinde duruyor, değişik kadife bir kutunun içinde, şık, hoş bir görüntüsü var. Banyoda yine dikkatimi çeken en önemli ayrıntı her şeyin gri olması, onun dışında sade ve güzel. Düğünün eğlenceli kısmına geldik şu an. Artık coştuğumuz zamanlar. Hoş geldiniz tekrardan. Kızlar, bir şey kaçırdın mı? Yok, çok değil. En eğlenceli kısımlara yetiştiniz, merak etmeyin. En sevdiğim bölümlerden birini göstereceğim.
Ay çok güzel olmuş. Benim gelinliğim evet, tül olmuş. Olduğu için bana böyle bir şey yaptılar kızlar. Çok güzel düşünülmüş. Yalnız gelinliğinizin arkası ince detaylıydı ya düğmeleri. Keşke duanızı bu şekilde kullanmasaydınız. Öldürmüş sanki o detayı. Duvak kullanmamam gerekiyordu. Duvak tepeden kullandığınızda görünürdü ama. Yine de sırtımda olacak diye ben açıkçası çok da onu düşünerek hareket etmedim. Bu da artık aile fotoğrafları son anlar. Sizin için hüzünlü anlar başlıyor desenize. Evet, zaten şöyle benim düğünde saat 11'den sonrası hep gözlerim dolu dolu. Anneme ne zaman baksam gözlerim dolmuştu. Bu fotoğraflar çekilirken de gözlerim dolu doluydu. Bu büyük aile kimin tarafı Nihal Hanım? Bu eşimin ailesinin tarafı. Amcalar, halalar. Aileniz hemen geri döndü mü? Zaten İstanbul'da bir evleri olduğu için o evlerine döndü. Onlar evlerine döndü. Biz zaten aynı gece balayına gittik. Balayı fotoğrafları bittiğine göre ben de size albümlerimi vereyim. Siz albümleri incelerken ben de sürpriz kıyafetimi giyip geleyim. Hadi bakalım o zaman Nihal Hanım, albümlerinizi verin konuklarınıza. Üstümü giyinip hemen geliyorum. Bakalım Nihal Hanım'ın sürpriz kıyafeti ne? Arkadaşlar albümlerime baktınız mı? Ben de nikah kıyafetimi giyerek geldim. Nihal Hanım'ın nikah kıyafeti bakalım beğenilecek mi? Yorumlarınızı alayım. Biraz kilo aldım. Onu görmezden gelirseniz çok sevinirim. Elbisen güzel, hoşuma gitti. Sade, saf, temiz. Yalnız sanki tacının rengiyle uymamış gibi geldi bana. Tacın biraz ekru gibi sanırım. Ayakkabılarınız güzel, üstünüzde uyumlu. Gülen Hanım, siz nasıl buldunuz? Ben de nikahta beyaz kullanılmasından yanayım. Ne kadar aldınız elbise? 150 liraya almıştım. Ayakkabılarınızı? Ayakkabılarım evde vardı. Babam yaptırmıştı daha önceden. Onların fiyatını bilmiyorum. Yani babam yaptırdı dediniz ama nasıl yani? Şöyle babamın Gedikpaşa'da bir dükkanı vardı. O zaman yaptırmıştı. O normal giymek için, günlük giymem için yaptırmıştı. Ama ben hiç giymemiştim. Nikahıma kısmet oldu. Ben de nikahta giydim. Ne güzel değerlendirmişsiniz. Günlük ayakkabınızı nikahta mı giydiniz? O normal zamanda yani giymem için yaptırmıştı. Ben hiç giymedim zaten bu ayakkabıları. İlk kez nikahta giydim. Zaten beyaz olduğu için normal hayatta giyilebilecek bir ayakkabı değil. Ayakkabısını babasının daha önceden yapmış olması ve bunu nikahında kullanması gerçekten çok anlamlı bir şey. Yani ben de isterdim böyle bir şeyi. Kızlar elbisemi yorumladıysanız istiyorsanız albümlere geçelim. Geçelim. Olur tabii ki. Olur. Buyurun. Nihal Hanım'ın albümleri beğenilecek mi acaba? Ben şöyle başlamak istiyorum. İlk başta şu fotoğrafları biraz albümde, tamam sizin için kıymetli olabilir bu kişiler ama hani size özel bir albüm olduğu için şu fotoğrafları biraz gereksiz buldum. Albümlerin çifte özel olması gerekiyor. Bu albümde başka insanların yer alması doğru değil. Ailemin fotoğraf albümünde olması benim için çok önemli ve kıymetli bir şey. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Bence bu konuda haksız eleştirildiğimi düşünüyorum. Çoğu fotoğrafta gözünüzü kapalı yakaladım. Bilmiyorum yanlış mı gördüm? Makyajdan dolayı mı öyle koyu görünüyor? Çok fazla güneş vardı. Ben gözlerimi çoğu fotoğrafta açamadım bile zaten. Tam böyle çok öğlen güneşine denk gelmiştik. Çoğu fotoğrafta gözlerim neredeyse kapalı kadar kısık. Şu tek fotoğraflarınıza bayıldım diyebilirim. Teşekkür ederim.
Bakalım Özge Hanım neler söyleyecek. Eşiniz de burada tek güzel çıkmış. Bu arada dış çekimleri nerede yaptınız? Yarısı Yeşilköy'deki sosyal tesislerde oldu. Hı. Bir kısmı da Bakırköy'deki Botanik Park'ta oldu. Gülen Hanım, en beğendiğiniz fotoğraf hangisi acaba? Benim en beğendiğim fotoğraf bu. Bence onun yerinde bu olmalıydı. Yani ikinizin de gözlerinin gülmesi ve fotoğrafçının yakalaması, bu daha anlamlı olmuş. Ve daha net çıkmışsınız. Büyütüldüğü zaman da eminim ki daha güzel duracaktı. Yani ben bunu çok beğenemedim. Hani daha yakın çekseydi tamam, yüzünüzdeki ifadeler evet güzel ama belli olmuyor sadece. Ben bu fotoğrafı çok doğal ve güzel buldum gerçekten. Tablosunu da yaptırmışsınız, hoş olmuş. Yalnız beğenmediğim fotoğraf, beğenmediğim değil de sadece olmasaydı olurmuş dediğim, burada alt alta farklı açılardan, sağdan, soldan, önden, aynı resimden var gibi olmuş. O olmayabilirdi. Belki farklı resimleriniz olabilirdi. Fotoğrafçı şöyle dedi fotoğrafları seçerken, artık yeni gelinlerde %70 gelinler, %30 damatlarla fotoğraf. Hanımlar, albümdeki bu yüzdelik uygulaması için ne diyorsunuz? Doğru bir uygulama mı? Bence doğru değil. İkinizin ortak özel günü, ikinizin mutlu anları, ikinizin özel anları beraber olmalıydınız. Hani %70 ya da çok fazla. Tamam biz gelinler bir tık daha önde oluyoruz ama %70'lik kadar olduğunu zannetmiyorum. Nihal Hanım'ın davetiyesi bakalım beğenilecek mi? Davetiyenize de baktık. Yani sizin tarzınızı yansıtmış. Gayet sade. Kenarlarında işlemeleri var. Özel bir yazı kullanmamışsınız. Özellikle seçmedik. Çünkü hani içinde ne kadar özel şeyler yazarsanız yazın, alacak kişi düğün bittikten sonra, belki düğüne gelmeden çöpe atılacak bir şey. O yüzden hani çok da masraf yapıp çok böyle şatafatlı bir şey yapmak istemedim. Zaten tarzımı da biliyorsunuz. Benim tarzıma da çok uygun değil. Davetiye biraz özensiz bir cümle daha eklenebilirdi. Yani bir boş kağıda yazılmış bir davetiye gibi geldi bana. Bence daha özenli olabilirdi. Sonuçta tamam, herkes yırtıp atabilir onu ama siz onu ömür boyu saklayacaksınız. Bence önemi vardı. Bilmiyorum, bu benim fikrim. Ben Nihal Hanım'a katılıyorum. Nikah davetiyesine çok fazla masraf yapmamaktan yanayım ama zarfı belki biraz daha güzel karton, sedefli bir, en azından bir zarf olabilirdi. Günün sonunda Nihal Hanım toplamda kaç puan alıyor? Gerçekten 5000 liraya değecek bir düğün değildi. Fotoğraf albümünde sadece bir fotoğrafını çok önem verdim. Onu da zaten büyütmüş, odasına asmıştı. Çok samimi gelmedi bana. Biraz yapmacık buldum. Nikah kıyafetini çok beğenmedim açıkçası. Gülen Hanım, size alayım puanlamaya, buyurun. Masa düzenini çok özensiz buldum. Nikah kıyafeti güzeldi. Düğününü beğenmedim. Bu yüzden puanım... Bihter Hanım, siz de alayım. Böyle buyurun. Dekorasyonu da genel olarak yeterliydi. Sadece yatak odası biraz daha farklı olabilirdi. Bu yüzden benim puanım... Az sonra ve sıra geliyor 26. haftanın ilk puanlamasına. İstiyorsanız günün en önemli anına geçelim. Puanlamaya geçebiliriz. Tabii. Didem Hanım, sizden başlayalım isterseniz. Olur. Buyurun. Tabii ki. Puanlama için ilk giden Didem Hanım oluyor. Ev sahibimiz ikramları alırken çok fazla almadınız mı diye bir cümle kullandı. O yüzden ben misafirperverliğini uygun görmedim, beğenmedim. Dekorasyon odalara göre değişiyor. Oturma odasını beğendim. Yatak odası bana göre bana hitap etmiyordu. Masa düzenini sade buldum. Nikah kıyafetini gayet sade, güzel buldum. Çeyizi dört dörtlük buldum. Yani gerçekten hakkını vermiş. Çok beğendim. 5000 lira bir fiyat vermiş o düğüne ama gerçekten 5000 liraya değecek bir düğün değildi. Fotoğraf albümünde sadece bir fotoğrafını çok önem verdim. Onu da zaten büyütmüş, odasına asmıştı. Onun dışında beğenemedim. Bu yüzden puanım üzgün suratlı bir 5. Özge Hanım, siz de alalım puanlamayı. Tabii. Buyurun. Özge Hanım bakalım kaç puan işleyecek?
Misafirperverliğini çok beğenmedim açıkçası. Çok samimi gelmedi bana. Biraz yapmacık buldum açıkçası. Biraz daha samimi olabilirdi. Dekorasyonunu beğendim. Giyinme odasını özellikle çok beğenmiştim. Çeyizi de güzel. Bayağı fazlaydı çeyizi de. Masa düzenini çok beğenmedim. Çok sade geldi bana. Nikah kıyafetini çok beğenmedim açıkçası. Çok sade buldum ve çok fazlaca kısaydı benim için. Düğün güzeldi, eğlenceliydi düğün. Fotoğraf albümünü çok beğenmedim. Tüm bunlar için benim Nihal'e puanım 6. Gülen Hanım, sizi alayım puanlamaya, buyurun. Puanlama sırası Gülen Hanım'da. Misafirperverliği güzeldi. Dekorasyonunu beğenmedim. Çeyizinde birçok el emeği vardı ama kullanmasını tercih ederdim. Masa düzenini çok özensiz buldum. Nikah kıyafeti güzeldi. Düğününü beğenmedim. Fotoğraf albümü güzeldi, beğendim. Bu yüzden puanım 7. Bihter Hanım, siz de alayım, böyle buyurun. Peki. Bakalım Bihter Hanım kaç puan verecek? Güne ilk başladığımızda Nihal Hanım'ı biraz gergin gördüm. İlk günün heyecanına veriyorum onu da, çünkü ben de biraz gergindim. Genel olarak misafirperverliği çok iyiydi. Dekorasyonu da genel olarak yeterliydi. Sadece yatak odası biraz daha farklı olabilirdi. Çeyizi de biraz daha fazla olabilirdi ama genel olarak iyiydi. Nikah kıyafeti güzeldi. Düğünü de normal, sıradan bir düğündü. Fotoğraf albümü de sıradan bir albümdü. Çok öyle özel bir albüm değildi. Bu yüzden benim puanım 7. Günün sonunda Nihal Hanım, Didem Hanım'dan 5, Özge Hanım'dan 6, Gülen Hanım'dan 7 ve Bihter Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 25 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Yarın için bendesiniz. Benim hazırlık yapmam gerekiyor. Artık kalksak iyi olur diye düşünüyorum. Kalkalım mı, ne dersiniz? Kalkalım. Gelinlerimiz bir sonraki gün Didem Hanım'ın evinde görüşmek üzere vedalaşıyorlar. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında gelin evinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Gelin evinde haftanın ikinci gününde neler olacak? Bugün bomba gibi. Gelinlerimizin Didem Hanım'a aldıkları hediye ne? Bu ne? Tahta. Laminat. Ne alaka? Allah Allah. Salon dekorasyonuna yorumlar neler olacak? Evin yarısı çok klasik, yarısı çok modern. Benim evim, benim tarzım hiç önemli değil benim için yaptığı yorum. Didem Hanım'ın yatak odasına hangi yorumlar yapılacak? Onu niye lila seçtiniz? Bir de komodinleri yok mu? Burada gördüğünüz her parça değişik yerlerden alındı. Didem Hanım eşiyle nasıl tanışmış? Eşimle ben lise arkadaşıyım. İzmir'de tatilde rüyamda eşimi gördüm. Tatil resmen bana zehir gibi oldu. Beni bir dürümcüye götürüyor. Orada bir güzel yemek yiyoruz. Önemi mi var dedim ama gerçekten çok önemi vardı. Şimdi halkaları biz elimize aldık. Ferhat, halkanda bir sorun var mı dediler. Yok dediler. Bana sordular. Ben de heyecanla yok bir şey dedim. Gelin evinde duygusal anlar yaşanıyor. Annemin sesini duyunca etkilendim. Didem Hanım'ın düğün görüntüleri beğenilecek mi? Şimdi annenin hakkı bir tane altın mı yani?
Müzik